Herkese bir güzel, bir geniş, bir ferah, bütün güzel dilek ve temennilerin içinde yer aldığı bir merhaba. Konuğum Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova. Ve programa girmeden önce böyle içeride sevgili Özerkanlı'yla da böyle biraz espri yaptık. Dediler işte bakın dedim, bana başka UEFA'yı getirin, daha kolay maç edeyim dedim. Çünkü Özdemir Berova'yla ben istesem de istemesem de dost programı yaparım. Neden? Söyleyeyim size. Sene 2014-2015, benim vazifelerimden biri bakın, gazeteci. Doğal olarak sistemin bir mesafesinde durur ve muhalefet yapar. Evet. Bunun arşivler orada durur. Benim bir dünya görüşüm var. Bu rozetle alakalı değildir. Bu dünya görüşüme paralel, yakın kabul edebileceğim siyasi parti de vardır. Vardır. Daha sol tandanslı bir duruşum vardır. Ama arşivlere bakılsın. Onlar hükümette olduğunda da gene eleştiride ben birinci sıradayım. Yani. Çünkü prensiplerim bellidir. Barış, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve Kıbrıs Türk toplumunun çıkarları ve değer yargılarıdır. Bunu yaptığımız zaman da kendiliğinden fincancı katırlarını her zaman ürkütürük. Sanki da fincancı katırlarını ürkütme görevi ezeli ve ebedi bizdeymiş gibi. Ve her zaman... Ya bir gazetecine şikayetiniz varsa yazdığından rahatsız. Arayacaksınız ve yüzleşeceksiniz. Hele ben bir şey söyleyeyim. Yayında var. Yazıp söylediğimde şikayetli olan gelsin yanıma otursun. Yüz yüze de konuşalım. Yok ama yazmasın. Niçin yazmayacağım? Yazacağım. Her zaman içinde genellikle yazdıklarımdan, söylediklerimden gazetenin yönetimi 30 sene civarındadır. 30 senedir ben buralarda yani önce Bozkurt Gazetesi'nde başladım. İşte 90-91'den beri bu ailenin içindeyim, Kıbrıs Gazetesi'ndeyim. Kısa bir ayrılığım oldu. Ve ne zaman fincancı katırlarını ürkütsek, gelirler, şikayet ederler. Şikayet edenlerin bazen üslubu, bazen de menfaat ilişkileri ileri sürerler. Ve derler bize birkaç defa, bunlardan biri 2014-2015'te oldu. Yazmayacaksın dediler. Tamam. Ve ben sonuç itibariyle bu toplumda düşünce insanıyım. Ve şunu söyleyeyim. Yazmam engellendi. Ve dürüst bir şey söyleyeyim. O zaman çok az insan yahu sormadılar bile ya. Ne arada siz bu Azaras Dürer'i yazmasına engel koydunuz? Ne var? İşi çıktı. Gitti statüsü ve pozisyonuyla Özdemir Berova. Millet Bakanı da Eğitim Bakanı. Ve yok bana söyledi. Yazdı sosyal medyada. Hem de hukukum yok. Yani samimiyik, sık sık görüşürük da değildi. Allah rahmet eylesin dedeci, eski bir eğitimci. Oradan bir ama benim yaş farkımız var, o kadar yok bir şey. Dedi ki Hasanas Türel'e yapılanı kınıyorum. Nereye giderse ben onu takip edeceğim dedi. Siyasetçidir, bakandır. Ve benim ihtilafda hale geldiğim gazete Kıbrıs gazetesi. Medyanın o günün şartlarında da her zaman için amiral gemisi. O günden sonra Özdemir Berova siyaset yapar. Doğru yapar, yanlış yapar. Doğrusunu, yanlışını seviyeli olarak eleştiririm. Ama o medya, o şu bir hayli insan var ya, basın özgürlüğü dediklerinde yeri göğü sığmaz. Küçük hesaplarla hepsi sindi. Gazete patronunun özgürlüğü değil. Gazetecinin özgürlüğü esastır. Çünkü gazete patronunun özgürlük anlayışı çok farklıdır.
Ve 2014-2015 10 seneye yakındır ben de derim ki ben giren girene asla Özdemir Belo'ya böyle saldırgan bir üslup yapmam. Yanlışı varsa seviyeli söylerim ama bu özgürlüğü, bu dayanışmasını hiçbir ilişkimiz yokken ortaya koyduğu tavrı da her yerde söylerim. Çünkü biz işte basın özgürlüğü blablabla konuşanlar var ya, çok küçük hesabından sindi. İsterseniz dürüstçe bir şey söyleyeyim. O zamandan susanların sonrasında yaşadıkları da ben Kıbrıs Türk basınındaki medya özgürlük dayanışmasıyla ilgili değer yargım da o zaman ciddi bir yara aldı. Ciddi bir yara aldı. Çünkü resmen ben bugüne kadar yazdığım, çizdiğim hiçbir yazımdan geri çekilmem. Ama ne zaman fincancı katırlarını ürkütsek birileri bir taraftan saldırdı ve yazıp söylediklerimizden değil, o klasik geçenlerde de konuştuk. Bir biçim elini sallar. Buracıkta otururuk. İnsanlar da bilir. Yamuk yumuk bir şeyimiz olsalardı parçalarlardı. Onun için Özdemir Belova konuğum, programdan önce de sevgili Özdemir'e dedim ki ya bana başka bir öfeli getirin de daha agresif bir program yapayım. Tarzım olmasa bile sevgili Özdemir Belova hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Bunu söylemek ihtiyacı vardı. Çok çünkü ben dedeciğe saygım var. Çok tamam. Babacığım Genel Tarım Sigortası Müdürlüğü yapmıştı. Bana sorun ne aklınıza gelir? Bir Kıbrıslı'nın efendiliği aklıma gelir. Teşekkür ederim. Ve annenizi de sosyal medyadan da izlerim. Böyle evlatlarıyla gurur duyan. Tamam mı? Ve topluma bir anne, bir kadın olarak bir görüş üretimin dinamizmini de bulurum. Bu nedenle sizlerle belki çok sıkı, fıkı bir diyaloğum yok. Çok sık görüşmem sizinle ama evet. Ben sizleri seviyorum ve bu canlı yayında nedenimi de oh be anlattım. Çünkü kimi ve herkes şu bu kolay değildi o zaman neticede Kıbrıs gazetesini karşısına alacak bir politikacı ve gazetecinin özgürlüğüne saygı duyacak. Ben unutmadım ta ki hayattayım da unutmayacağım. Çok teşekkür ederim abi. Peki. Birinci soru geldik. Soru bir. Buyurun. Meclisin resmi dili var mı? Meclisin... resmi dili Türkçe mi? Resmi dili tabii ki kesinlikle Türkçedir. Niçin o zaman meclisteki iktidar ve muhalefet sanki de anlaşamıyor? Şimdi şöyle bir şey ifade edeyim. Beşeri bilimlere bakacak olursak fizik, matematik, kimya bunların da resmi dili matematiktir. Ama günün sonunda matematik problemleri masaya konulduğu zaman bu matematik problemleri konusunda çok farklı görüşler ortaya çıkar ve bazen kelli felli profesörler bu problemler karşısında birbirine de girerler. Günün sonunda ülke siyasetinin de resmi dili mecliste konuşulan dildir. Hedef belki ortak olabilir. Hedef bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkeye faydalı çalışmalar yapmak, faydalı yasalar geçirmektir. Ama yol ve yöntem hakkında farklı düşünceler ortaya çıkabilir. Tabii seviyeli bir şekilde yapılan tartışmalar elbette ki faydalı tartışmalardır. Öğrenilmesi gerekenler öğrenilir, değiştirilmesi gerekenler değiştirilir ve günün sonunda bu ülkeye faydalı olabilecek olan bir ürün ortaya konabilir. Ama bazen bizim mecliste yani tırnak içinde ifade edeyim, patinaj
diye ifadelendirebileceğim aynı söylemlerin defaatle söylendiği durumlar da olabilir. Ama bu da demokrasinin bir parçasıdır. Günün sonunda halk bir irade ortaya koyar ve bu iradenin yansıması da sayısal olarak seçtiği vekillerin mecliste paylaştığı koltuklardır. Ve bu bağlamda da bu irade ile birlikte tek hedef vardır. O da hizmet etmek. Hizmet etmek için kimileri o günkü konjonktüre göre muhalefet yapar, kimileri de iktidar sorumluluğu içerisinde üretim ve bu bağlamda hizmet etme yarışı içine girer. Tabii sonuçta da sınav var mıdır? Siz bir öğretmensiniz. Evet vardır. Sınav da seçimdir. Peki şöyle diyeyim. Çünkü genel anlamda toplumda ben iletişim, samimi iletişim, verimli iletişim, hoşgörülü ortamı yaratmayı esas kabul ediyorum. Yani nefret ya da düşmanlık ezeli ve ebedi olmamalıdır. Sevgi de bir bağımlılıktır, davranışsal bağımlılıktır. Nefret ve düşmanlık da bir bağımlılıktır. Eğer nefret ve düşmanlık bir bağımlılık haline gelirse, o insanların ya da o kurumsal yapıların sosyal gelişime katkı koyması zorlaşmaktadır. Mecliste muhalefet, çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi üzerinde bir baskı hissediyorum. Yani siz UBP'yle nasıl anlaşırsınız gibi. Bu parlamento yapımızda ve bu siyasi kültürümüzde iktidarın muhalefetle uyumlu hareket etmesi ya da muhalefetin iktidarla uyumlu hareket etmesi zor görünüyor. Ha, bazı oy birliğiyle geçen yasa örnekleri var ama çok da böyle toplumun hassasiyet gösterdiği konularda bu uzlaşı zorlaşıyor. Uzlaşmazlığın kökeni size göre, tabii siz iktidar mensubu bir milletvekilisiniz. Bunun kaynağı nedir? Şimdi şöyle ifade edeyim. Yani şu anda ben mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde ana komitelerin birinin komite başkanlığını yapıyorum. Ve bu komite başkanlığı yaptığım süre içerisinde, tam rakamı hatırlamıyorum, 20'ye yakın bir yasa geçirmişsek de 18'i zaten oy birliğiyle geçirdiğimiz yasalardır. Bakın 18'i oy birliği, ama ikisi oy birliği değil, o ikisi 18'i yeniyor. Evet, neden öyle oluyor? Çünkü oy birliğiyle geçen yasaların halkta olan ilgisi uzun süreli olmuyor. O gün belki konuşuluyor. Belki ondan sonra bir televizyon programında bir kez daha halbuki konuşuluyor. Halbuki önemli onlar da. Önemli, çok önemli. Örnek verirseniz bu arada sözünüzün devamında. Yani şöyle ifade edeyim. İşte en son bu ülkede en önemli sorunlardan bir tanesi de yeni cezaevinin açılmasıydı. Açılamamıştı. Bunlarla ilgili teşkilat yasasını muhalefetle anlaşarak oy birliği üzerinden geçirdik ve hayata sunduk ve günün sonunda orası açıldı. Örneğin şimdi sağlıkla ilgili yataklı tedavi kurumları dairesi teşkilat yasasını yapıyoruz. Bayağı da yol kat ettik. Hep uyumlu bir şekilde davranarak gidiyor. O da muhtemelen oy birliğiyle çıkacak. Daha pek çok yasa bu şekilde oy birliğiyle çıktı. Ama halkın aklına ve hafızasına bakacak olursak nerede görüyorlar mesela? Belediyeler yasasını görüyorlar. Çünkü belediyeler yasasının geçirmesinde, belediyelerin birleştirilmesi yasası ve akabinde 51-95 sayılı belediyeler değişiklik yasası görüşüldü. Gerçi 51-95 sayılı belediyeler değişiklik yasasını oy birliğiyle geçirdik ama belediyelerin birleşmesi yasasında müthiş bir karşıt duruşu vardı ana muhalefetin. Hatta öyle bir karşıt duruştaydılar ki yerel seçimler işte olacak ve ertesi gün yerel seçimler olduğu için halk hizmet alamayacak duruma gelecek, ortalık kaostan geçilmeyecek söylemleri mecliste sürekli yankılanıyordu. Gerçi öyle bir şey olmadı. Biz farklı bir görüşteydik ama günün sonunda meclis iradesi demokrasi gereği hükümetten yana olduğundan
dolayı belediyelerin birleştirilmesi yasasını hayata geçirdik ve bugün birleştirilen belediyelerde de hizmet devam ediyor ve şunu da takip ediyoruz, iyi bir şekilde devam etmeye başladı. İnşallah bunların sonuçlarından sonra tekrardan burada bir düzenleme yaparak daha da daraltırız bu kapsamı. Bunun gibi daha pek çok şeyler var. Tabii ana muhalefet muhalefet etme içgüdüsüyle, çünkü sonuçta muhalefet edecek ki iktidara talip olduğunu ortaya koysun. Meclis Genel Kurulu açısından söylüyorum. Seçmenin önüne çıkacak ve ben bu şekilde muhalefet ettim. Doğrusu bu idi. Bunun için muhalefet ettim ve buna bağlı olarak da iktidar olmak istiyorum diyecek. Çünkü günün sonunda siyasi partiler kuruluş amaçları iktidara gelmek ve iktidara gelince halka hizmet etmek üzerinden kurulur. Ama bazen zaman zaman bu doz kaçıyor tabii doğal olarak. Genel kurulda gerçekten çok sert tartışmalar da olabiliyor. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokrasisi açısından güzel olan şey, genel kurulda olan tartışmalar genel kurulun önündeki bekleme salonlarına ve dinlenme salonlarına yansımıyor. Orada ne kadar içeride gerginlik yaşanırsa yaşansın, o farklı alana geçince hepimiz bu ülkenin birer vatandaşı olduğumuzu ve bu ülkeye hizmet için orada olduğumuzun bilinci içerisinde orada ortaklaşma konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Fikirsel bazda ortaklaşmadan bahsetmiyorum. Sizin bahsettiğiniz o insanlık ve sevgi açısındaki ortaklamadan bahsediyorum. Ve bu da şu ana kadar 2013 yılından beri ben parlamentodayım. Yani sizin bahsettiğiniz gibi bir nefrete dönüşen bir olgu olmadı. İyi ki olmadı. Cumhuriyet Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi sivil toplum örgütlerinin baskısı altında bir parti değil izlenimi veriyor bana. Cumhuriyet Türk Partisi bu tür telkinlere daha açık bir partidir. Yani bu bir zafiyet anlamında söylemiyorum. Yani şahsi görüşüm bu konuda oy olarak beslendiği alanları oraları gördüğü için yapıyordu. Şahsi fikrim. Kudret Özersay'ın istifasıyla birlikte yani bu mecliste bu hükümet, bu iktidar bizi hale almıyor. Bu nedenle biz yokuz. Siz de boşuna oturursunuz diyerek ayrıldı. Bunu da belirli belirli insanlar diyeyim. Yani önemsizleştirmiyorum. Ben çoğunluk azınlık yapmam. Sürekli Cumhuriyetçi Türk Partisi üzerinde siz boşuna uğraşıyorsunuz orada. İşte meşru olmayan bir hükümet, iktidarın parçası, meşrulaşmasına neden oluyorsunuz gibi. Baskı altında gibi hissederler. Ben bulunduğum yerden görüyorum. Bu durumda iktidarla muhalefetin verimli iletişim olmaması ve bir anlamda Cumhuriyet Türk Partisi'nin de bizi kale almıyorlar gibi bu noktasına varan açıklamaları mecliste iktidar muhalefet varlığını olumsuz etkilemez mi? Yani Cumhuriyet Türk Partisi'ni eleştirenleri haklı mı çıkarır bu tablo? Yani şöyle ifade edeyim, tabii Kudret Bey'in bakış açısıyla ben artık bu parlamento içerisinde siyaset yapmak istemiyorum. Siyasetimi ben sokakta yapacağım teziyle ortaya çıktı. Ama bugün itibariyle biz onu çok az görüyoruz. Belki de görmüyoruz bile. Yani hiçbir yerde. Kudret Özersay mı diyor? Evet. Halk Partisi. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne bakacak olursak, yani biz iktidar kanadı olarak söyledikleri makul ve mantıklı olanları, elbette ki yaptığımız yasamalar içerisindeki yasalara derc etmeye çalışıyoruz. Size göre makul ve mantıklı. Bize göre makul ve mantıklı. Ama günün sonunda zorlama ile sırf bazı odaklar öyle istiyor diye yapılan muhalefete de
doğru bildiklerimiz açısından tabii ki dik duruş sergiliyoruz. Hı-hı. Zaten dik duruş sergileyemezsek orada ne işimiz var? Hı-hı. Kısacası bu yani. Odaklar derken açar mısınız? İşte sizin bahsettiğiniz sendikalar. Gibi. Sendikalar olabilir. İşte onunla Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kendine yakın hissettiği setöler olabilir. Çünkü çok etkileniyorlar. Hı-hı. Bazı doğru olduğunu bildiklerine inandığım hususlarda bile sırf o alanlarda bir karşıtlık var diye karşıt görüş gösterme Cumhuriyet durumuna Türk geçiyorlar. Partisi zaman zaman diyorlar ki bu bizim söylediklerimizin haklı olduğunu, UBP sıralarındaki milletvekilleri de bize ifade ediyor ama gel gördük ki burada ellerini kaldırıyor. Tamam. Şimdi siz de diyor musunuz ki Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri zaman zaman o baskı grupları nedeniyle etki altında kalıyorlar yoksa bize %100. Yakındırlar derler mi? Hayır yani doğru, bazen sırf yani olmasını arzu edilen bir şeyin işte bazıları tarafından kabul görmeyeceği yani kendi seçmen kitleleri tarafından kabul görmeyeceği hususlarda iyi ki yaptılar dediklerini biliyorum. Peki. Mali yardım tüzüğü bugün tekrar yasası, evet. Yasa değişikliği. Yani bugün tekrar komiteden geçti. Komiteden geçti. Cumhurbaşkanı iade etmişti. Ya aynen geri iade edersiniz ve evet. Yayınlanır ya da değişiklik yaparsanız Cumhurbaşkanı'na yeniden değerlendirebilirsiniz. Yasa yapıldıktan sonraki geçen süreç içerisinde Sayın Başbakanımızın bir takım temasları olmuştu. Bu temaslardan bir tanesi de şampiyon meleklerimizin ailelerinin kurduğu dernek ile olan temaslardaydı. Onlar da kendileri bu bağlamda okul yatırımı, okul yapma, spor salonu yapma veya işte anıt gibi bir takım projeleri olduğunu ve hükümetin bu konuda destek beklediklerini ifade etmişler Sayın Başbakan'a. O da bu yasa tasarısı içerisinde biliyorsun maaşlardan yapılan bir kesinti söz konusuydu. En çok tartışılan konulardan bir tanesi o idi. Ve o bağlamda bu kesintilerinden elde edilecek olan gelirlerin bu amaçlar doğrultusunda bu dernek tarafından kullanılması için kendilerine söz vermiş. Bize gruptaki ifadesi. Biz de makul bulduk bunu Ulusal Birlik Partisi grubu olarak. Ve bugün itibariyle yaptığımız değişiklikte maaş kesintileri konusunda şu noktadayız. Maaş kesintisi sadece yaptırmak isteyenler. İstediği. Oran da yok. Oran yok. İstediği bir süre boyunca ve istediği miktarla ki bu tabii bu yasanın yürütme tarihiyle ilgili o da 31 Ocak 2024 tarihinde yasada yürütmesi sona erecek. 31 Ocak tarihine kadar kendileri başvurmak suretiyle istedikleri miktarda bir kesinti yaptıracaklar. Bu kesinti de toplanarak bu bahsettiğim amaçlar, okul, spor salonu gibi amaçlar için katkı olarak derneğe aktarılacak. Yasal düzenleme mi gerektirirdi? Yasal düzenleme gerektirirdi. Çünkü maaşlardan check-off dediğimiz maaşlardan kesinti yapılarak sivil toplum örgütleri, sendikalar ve maliye zaten böyle bir işlev yapıyor. Ama şöyledir durum, tabii onlar da yasal düzenleme yapıyorlar. Hatta bazen çıkıyorlar basında vesaire de. İşte niye sendikaların tahsildarlığını yapıyor hükümet? Hemen durdursun diyorlar. Onun durdurulması durumu söz konusu olacaksa bile o da bir yasal değişiklikle olması mümkün olan bir husus. Yani bunlar hep yasayla yapılan kesintiler. Bu bağlamda da buna da bir yasa veriyor. Bu kesintiyi yapıp ilgili örgütlere ya da sivil toplum örgütlerine yatırdığı zaman parayı, evet. Toplama aidat kesintilerini herhangi bir hizmet bedeli alıyor mu? Hayır. Hizmet bedeli almıyor. Alma hakkı var. O ayrı bir, o da ayrı bir yasayı gerektiriyor. Yani ben kesmem değil çünkü neticede bu bir düğmeye yapılarak ama hayır sadece düğmeyle alakası yok çünkü örneğin sendikalarla olan hadisede tabii ki kamu çalışanlarının maaşları üzerinden
yapılan kesintiler. Ama mesela bizim bu yasa tahtında yapacağımız kesintiler özel sektörü de kaplayacak. Yani siz Sayın Hasan Aksüler olarak burada çalıştığınız maaş üzerinden bir kesinti yaptırmak istiyorsanız bunu bir dilekçeyle işverenize ileteceksiniz. O işveren de yaptığı aylık beyannamelerde stopaj beyannameleriyle birlikte bunu Gelir ve Vergi Dairesi'ne bildirecek ve ona bağlı olarak da her ay alıp sizden maaşınızdan keserek oraya yatırmak durumunda kalacak ki o kalemde toplanan para da buradan bu derneğe aktarılabilsin. Toplumsal dayanışmamızın seviyesini Özdemir Berova nasıl buluyor? Yani politikacılar böyle parlak laflar eder. Ben de bir türlü onun ifadelerin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Yani tabii ki şöyle ifade edebilirim. Hep de zor soru soruyorsun bana. Ben onu da ifade edeyim. Yani Kıbrıs Türk toplumu dayanışma konusunda gerçekten duyarlı bir toplumdur. Ama gene Akdenizli olma karakterimizden midir, nedir bilemiyorum. Ama bu dayanışma hadisesi zaman içerisinde azalan unsurlara da dönebiliyor zaman zaman. O yüzden ruhumuza uygun dalgalı bir dayanışma ruhu içerisindeyiz. Harika bir diplomatik cevap. Ama denizler durulmaz dalgalanmadan. Biraz dalgalansın. Ama genellikle insanlar bu yardım konusu gündeme geldiği zaman o güven şeyini çok size güvenmiyoruz meselesi değil. Neticede devletin maliyesini güveniyoruz. Ayrı bir konu. Ama devletin gelir kaynaklarına yeterince duyarlı davranmadı. Görüşünde katılan, ortaya koyanlardanım. Yani vakıfların pek çok malı leblebi parasınadır. En son Mausa'daki Laguna Beach'teki oteli biraz kiracı yapısını incelerseniz rakamlar komiktir. Devlet Emlak Malzeme Dairesi'nin kira bedelleri, hep kaç defadır söylüyorum, bu huzurunuza da bir kere daha söylüyorum. Ya da sizden de rica ediyorum. Sizin hakkınız vardır herhalde soru sormaya. Hem vakıflar hem Devlet Emlak Malzeme Dairesi ne kadar taşınmaz mal, kimlere, ne kadar süreyle, kaç paraya kiralıdır? Yani bunu bu toplumun bilme hakkı yok mu? Vardır. Şöyle ifade edeyim. Tabii o da biraz çetrefilli bir konudur. Çünkü kullanılan malın ne amaç için kullanıldığı da önemlidir. Ve bu kullanılan malın üzerine yapılan yatırımın getirisi dolaylı yoldan veya direkt yoldan nedir, o da önemlidir. Çünkü özellikle olanlar açıklansın. Yani, sorun değil. Yani evet. Yani örneğin Laguna'da deniliyor ki öyle insanlar var, toplu bilmem kaç tane konut kirasındadır. Maliye, vakıflara verdiği kiranın 1800, kirası 5000 ya da 8000 TL. Geçtiğimiz hafta burada Kooperatif Şirketler Mukayedi Çelebi'lik buradaydı ve dedi ki bana görev yaptığım bir bakanlık döneminde Lapta'da bir mekanın devlete kira ödediği kira aylık 500 sterlin, benim o insanla 5000 sterline kira yapmam istendi diyor. Yani devlet 500'e kiralayacak Ahmet'e 500 sterline, Ahmet de dönüp devlete 5000 sterline kiralayacak. Bunu ben söylemiyorum. Devletin bir bürokratı söylüyor. Bunlar yani ortada dururken yasal olarak mümkün olmayan bir husus, onu ifade edeyim öncelikle. Ama zaman zaman işte bu hava parası denilen hadiseleri biz hava de parası değil, duyuyoruz. Kira farkı var. Bu kadar. Yani bunu bana devletin şimdi bürokratı söylüyor. Doğru mu anladım diye soruyorum. Ben vakıflardan veya devletten bir mal kiralıyorum ve dönüp onu size resmi olarak resmen kiralıyorum tekrar devlete. Ama resmi olarak kiralama şansı yok ki. Öyle bir şey yok. Öyle bir usul yok. İşte ben biraz konuyu irdeledim de bir miktar inkişaf ettiriyor onu. İnkişaf etmiş haliyle de dönüp devlete kirala. Sayın Kooperatif Şirketler Mukayedi size de bilgi verebilir. Vallahi çok enteresan ama ilk kez böyle bir şey duydum. Tamam, burada canlı yayında söylediğim. Devletin gelirleri yeterince yüksek düzeyde tahsil edilebiliyor mu? Yani her ülkede olduğu gibi tabii ki bizim ülkemizde de bu konuda sıkıntılar var.
Bununla ilgili olarak yani gerçekten üzerinde durmamız gereken hususlar var. Ama şöyle de bir durum var. Tabii bu düzeltici olan faaliyetler bir an içerisinde her şeyi düzeltirim mantığıyla giderseniz konumun üzerine hiçbir şey düzeltemeyeceğiniz gibi her şeyi daha kötü hale getirebilirsiniz. Ama her şeyi bir anda düzeltemeyeceğiniz için de her şeyi... Ama şunu şu yapılması... Hiçbir şey düzelmesin. Şu yapılması gerekir. Hiçbir şey düzelmesin olgusu içerisinde seçilen spesifik olgular üzerinden yola çıkılması gerekir ki bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve bunun akabinde de günün sonunda baktığımız zaman bir vade içerisinde olabilecek maksimum seviyeye getirmek lazım. Çünkü bu sadece bizim ülkemize has bir sorun da değil, yani onu da ifade edeyim. En gelişmiş Avrupa ülkelerinde bile ki çok sert cezai uygulamalar yapıyorlar. Zaman zaman bu bağlamda sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz açıkçası. Çünkü devlette de bu var. Yani isimlendirmeye çok gerek yok. Devlete yıllık 50-60 bin dolar ödeniyor. İkinci kiracıya devrediyor. 600-700 bin euro. Ve mahkemede oluyorlar. Yani ayrı bir konu ama bütün bunlar yaşandığı zaman vatandaş diyor ki önce siz alacaklarınızı adam gibi tahsil edin diyor. Yani bunu ben sadece bugünkü hükümete fatura ediyorum. Yok yok. Bunun yani zaten bu yıllardır devam eden. Yıllardır devam eden bir şeydir. Zaten yani bu işler bir günde olmaz. Evet yani yıllardır. Yani yılların içinde gelen o düzeltmek de yıllar içerisinde tekrardan düzeltici fayda olmak. Teyizliğini alır, bilmem devreder. Bilmem akaryakıt istasyonu, sanayi bölgesinde ben biliyorum aylık 10 bin poundun üzerinde kira var. Ödenen kira ne kadardır devlete? Yani bunları böyle bir tarasak kötü mü olur yani? İyi olur. Tarayalım abi. Evet yani ben burada daha önce bunu Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde Fide Kürşat buradaydı. Dedi ki ben bunu pazartesi soracağım dedi. Sormadı. Ben sizin yurtsever duyarlılığınıza saygı duyduğum için söylüyorum. Öğrenmek istiyoruz yani. Hakkımız yok mu? Yani bu mallar kamuya aittir. Gerek Evkaf'ın. Yani son günlerde işte bakıyorsunuz vakıfların en gözde mekanı elmas gibi Saray Otel. Saray Otel'i işletenlere hiçbir sözüm yok. Ama Saray Otel 50 yataklı bir oteli idare edemedi vakıflar. Ve bugünkü kullanım şekli var. Ne olurdu o vakıflarda olsa, altıda şey olsaydı, vakıflar müzesi olsaydı? Yani tabii o farklı bir tartışma konusu ama... Ben konularıma döneceğim ama bunlar da size konuşmak istiyorum. Şu bir realite. Yani bu gibi kurumların kendi işletmelerini, kendilerini yapmaları hep zorluk çıkarıyor. Yani işin işletme kısmı başka bir mantık ile yapılması gerekir ve bu bağlamda baktığımız zaman yani rekabet edebilir bir düzeye erişebilmek için de özel girişimcilik anlamı içerisindeki bir bakış açısıyla ama yapılması Hayri lazım. Hayri Orçan'la siz aynı partide de bulundunuz diye. Evet. Hayri Orçan'ın Hayri Orçan bütün belediye başkanları içerisinde benim gönlümdeki puanlamayla birinci sıradadır. Neden? Bir hayli değer yarattı, işletme de yarattı. Yarattı ama doğru. Kimse o algıdaki yerleşik kötü psikolojiyle değil. Üreten bir belediye yarattı, ücra bir köşede. Tamam ama... Ama yani, niçin o Zambak tatil köyü ye iç ödeme yeri değil? Herkes ödüyor. Hayır, o tamam. Ama baktığınız zaman yani evet gayet güzel bir işletme ama özel sektör bağlamında baktığınız zaman orası çok daha farklı bir konuma getirilip farklı bir hizmet yapabilecek duruma da gelebilirdi. Yani günün sonunda işletmeyi devlet yaptığı zaman ama bütün özel sektörler mükemmel mi yani? Yok, bütün mükemmel özel sektör değil ama. Yani şimdi yani günün sonunda baktığımız izleyenler zaman, bana şunu da sor diyebilir ha. Bunu da söyleyeyim. Dom otel var vakıflardan açtık madem. Evet.
Domotel çalışanlara verildi. Verilmesini de desteklerim. Görüşümü de değişmedim ama orasının inkişaf etmesi gerektiğini de söylerim. Evet. Yani oranın nasıl inkişaf edeceğini de vakıflarla işletme modelindeki yapı masaya otursun. Yani orada yeterli yatırım yapılıyor mu? İnkişaf ettiriliyor mu? Yani bunların hepsinin biraz yapıcı, biraz karma ekonomik modeli. Ama yani şimdi normal şartlarda baktığınız zaman öyle bir işletmenin inkişaf edilemesi için kaymakla kazanması lazım. Kaymakla kazanması lazım. Siz A oteline inkişaf edilmesi için devletle oturun da inkişaf edilelim mi diyorsunuz? Yani sıkıntı orada. Anlatabildim mi? Yani yönetimsel sıkıntı peki, orada. Peki bugün meclisten Aksa'nın borçlarının devralınması, yani Kıptek'in borçlarının devralınması gibi yönünde 600 milyonluk bir yasal düzenleme yetkisi mi diyelim, yasal düzenleme yapıldı. Evet. Bu neden ihtiyaç duyuldu? Bu pratikte devletin hazinesi bu borcu karşılamaya müsait mi? Yoksa anavatan Türkiye'nin katkılarından bir kısmı bu amaçla mı değerlendirilecek? Evet. Yani maliye bu borcu üstlenecek durumda mı? Şimdi şöyle ifade edeyim. Kıptek'in mali yapısıyla ilgili problemler yıllardır konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Ve özellikle son, yani bundan önceki süreç içerisinde yakının taşınmasıyla ilgili çok büyük problemler çıktı. Ve bu bağlamda yine anavatan Türkiye bizim yanımızda oldu ve şu an için Kıptek'te kullanılan yakıtı borsa fiyatı üzerinden Kıptek alıyor. Ama aldığı yerden adaya gelmesiyle ilgili o süreçte navlun fiyatını anavatan Türkiye karşılıyor ki bu da tanker başına öğrendiğimize göre 1 milyon dolara yakın para tutan bir de unsur. Ve bu tabii Kıptek'in üzerindeki o mali yükü rahatlatıcı olan hususlardan bir tanesi. Ve geçen zaman içerisinde Kıptek'in borçları da birikti. Ve geçmiş dönem içerisinde yine buna benzer bir yasa yaparak Kıptek'in 600 milyon TL'lik yine Aksa'ya olan borcunu devlet üstlenmişti. Ve bu ödenmek suretiyle Kıptek'in buradaki yükü de hafifletildi. Şimdi bugün yapılan yasa ile yine 600 milyon TL devletin uhdesi altına alındı. Ama bu söylediğimiz rakamları sizin de ifade ettiğiniz gibi topladığımız insanlardan topladığımız vergilerde bütçe içinde olan miktarlardan ödememiz mümkün değil. Atavatanımız da deriz. İşte. Ben söyleyeyim. O verecek, onun yapacağı yardım, hibe ve kredilerin bir kısmı bu amaçla mı değerlendirilecek? Bir kısmı değil de özel bu amaçla bir kredi olanağı sağlayacak doğal olarak anavatan Türkiye. Çünkü böyle bir mali yükü devletin kendinin de kendi olanakları içerisinde ortaya koyması mümkün değil. Türkiye'mizin bize verdiği bazı krediler var. Biliyorsun o krediler orada tutuluyor ama yani geri dönüşümü ne zaman olacağı talep edilen bir borç değil. Bir zaman annem planında da bu ortaya çıktı. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin muhtemel bir çözümde borçları hesap dikkate bir formül bulunacaktı. Bizim de bir çözümde borcumuz orada duracak. Aynen öyle. Yani aynen bu şekilde. Yani ama tabii esas olan husus Kıptek'in mali yükünün hafifletilmeye çalışarak çalışmasını ve üretmesini ortaya koymak. Çünkü elektrik alanında önümüzdeki 6 yıl içerisinde de çok büyük bir problemle karşılaşacağız. 2029 yılından itibaren fuel oil artık spot piyasalarda satılmaz hale gelecek. Çünkü kullanımı devre dışı kalan bir husus. Ve buna bağlı olarak şu anda 450 megawattlık bir kurucu
yani elektrik gücüne, üretim gücüne sahibiz. Aksa'yla Teknecik elektrik santralindeki üretimi neredeyse şu anda yarı yarıya sağlamaktayız. 2029 yılına kadar buradaki bu üretim artık yeni bir modellenmeye geçmesi lazım ve farklı alanda bir enerji girişini de ülkenin önünü açmamız lazım. Bu da net olarak şudur ki kabloyla elektriğe çok hızlı bir şekilde ihtiyacımız var. Kabloyla elektrik mi, interkonnekte bir bağlantı? Şimdi bağlantının şekli ne olursa olsun, günün sonunda iki tane kablonun ana kıtadan adaya çekilmesi lazım. Biri getirecek, o biri götürecek. Götürecek olduğu enerji nedir? Bizim yeşil enerji diye adlandırdığımız ve 24 saat üretimi mümkün olmayan ve bu bağlamda üretilen enerjinin de depolanmadığı solar enerjidir. Çünkü solar enerji eğer 24 saat üretilebilen bir enerji olsaydı, o üretilen enerjinin gücü kurulu gücün bir parçası olarak sayılırdı doğal olarak. Ama günün belli saatlerinde bir üretim gücü olduğu için, gece bir üretim gücü olmadığından dolayı gündüz elbette bir üretim oluyor. Ve bu üretim de yapılan matematiksel hesaplamalar ve beşeri bilimin yaptığı hesaplamalar ile kendi iç alanı içerisinde, eğer başka bir alana aktarılamayacaksa, toplam enerji üretim gücünüzün %20'si veya 25'i civarında, ki şu anda biz doluyuz. Bu bağlamda baktığımız zaman bu kablonun, getir götür kablonun bir gelen kısmı olacak. Ki gelen kısmı normal santralden gelmiş gibi bir elektrik alımı olarak düşünün. Bir de giden kısmı olacak. Giden kısmında da üretilen, yoğun saatlerde üretilen güneş enerjisi ana karaya aktarılıp sistemin içine verilecek. İşte interconnect'e denilen hadise bu. Ama işin özü, interconnect'inin yaratılabilmesi için iki tane kablonun, bir geliş kablosunun, bir de gidiş kablosunun yapılması lazım. Bu bağlantının olması gerekiyor. Evet. Bu bağlantı, şimdi şeye geldik birazcık, böyle teknik bir konudur aslında. Takibi, hele vatandaş bakımından takibi. Vatandaş olarak basit olarak anlatmaya çalışıyoruz. Ama şu an muhalefet dedi ki, ya siz bunu öne çıkardınız, tamam mı? Ama bunun fizibilite raporu yok. Çok mu komplikedir? Eğer bu konu süratle sonuçlanacaksa, önce fizibilite raporu, fizibilite çalışması, sonra bir sonuçlandırma. Yani orada da Aksa'nın bu konuda hatta Sayın Erhan Arık'ta bizim programımızda da sanıyorum dedi ki biz talep ediyoruz bunu. Yani bizim Aksa'yla sözlüsü satış alış garantili bir sözleşmeden öte bizim için bu da bize yatırım yapmayı kabul etmesi önemlidir dedi. Sizi bu konuda başbakanın söyledikleri var. İşte muhalefet birazcık hükümetin iki ortağının farklı söylediklerini söylüyor. Aksa'dan buradan yakıt almayla ilgili sözleşme ayrı bir yerde duruyor ama elektrik almayla. Elektrik almaz buradan ama hiç ta başından Mendeval'da yazdım. Ben interkonnekte bir bağlantının şart olduğuna inanıyorum. Çünkü dediğiniz önemli. Yani yenilenebilir enerji kaynakları bakımından bu önemli. Evet. Burada bir de şunu sorayım. Böyle bir bağlantı interkonnekte olması bakımından Türkiye'nin Türkiye interconnect'tedir ve sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinde, pardon, Avrupa'da bu sistem içerisinde havuzdan enerji havuzdan alabiliyorsunuz. Bizim bu bağlantımızla ilgili bu çok yönlü düşünceler mevcut mudur? Tabii ki mevcut. Yani biz ne istediğimizi bilirsek, şimdi bunu yapacak olan da yapacağını bilir. Orada sorunca şu şeye gelelim, yani fizibilite raporu
meselesi içerisine gelir. Rapor yani demek. Çok yani böyle şatafatlı bir şekilde söylenen bir laftır bu fizibilite raporu. Fizibilite demek ne demektir? Yani onu önce vatandaşa... Bir şey söyleyeyim. Bir evin mimari ve mühendislik hesaplamalarının yapılması. Ve bunun da ekonomik akla uygun olup olmadığı... Hepsi beraber. Tamamlanması. Şimdi baktığımız zaman Anakara'dan Malta kabloyla elektrik alıyor mu? Bugün itibariyle alıyor. Almamızda bir sorun yok zaten. Yani şimdi fizibiliteyi bahsetmeye çalışıyorum. Yani fizibilite konusunda feasible mıdır, değil midir? Yani yatırım yapılabilir midir? Yatırım fizibilite raporunu şöyle bakıyorum ama. Bir de şunu nasıl söyleyeyim. Olacağı, kapasitesinin ne olacağı vesaire teknik özellikleriyle ilgili projelendirmeden bahsediyorum zaten, ben. Zaten o projenin yapılması konusu önce hedefi ortaya koyup biz bu yola çıkıyoruz projesiyle başlar. Nasıl ki suda olduğu gibi. Suda öyle olmadı mı? Günün sonunda baktığımız zaman. Ama ne feasible değildir diye soracak olursanız, bu da ortaya çıkmıştır ki Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında enerji hattı oluşturmak, doğal gaz hattı oluşturmak feasible değildir. Ortaya çıkmıştır. Neden? Çünkü o mesafeler denizin altında. Türkiye üzerinden gitmesi daha feasible'dır. Evet. Evet. Ama günün sonunda baktığımız zaman, adanın pozisyonuna baktığımız zaman, bizim yerimize baktığınız zaman nedir esas olan? Türkiye'nin güneyiyle Kıbrıs'ın kuzeyi arasına bir kablo çekilebilir mi, çekilemez mi? Yani budur esas. Yani bir şey söyleyeyim. Bunun esas bir şekilde bunun sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında değil. Tabii ondan sonra bu Kuzey ile Kıbrıs'ın bütünü de yani çünkü Kıbrıs'la şu anda bir enterkonektesi var. Enterkonektemiz var. Tabii bu kısa vadeli bir şeydir. Tabii büyük ülkeler büyük vadeli planlamalar yapar. Günün sonunda biliyoruz ki Kıbrıs Rum kesiminin de İsrail'le olan bu bağlamda bir yatırım yapma çabası, projesi ve hamleleri var. Bu bağlantılar hepsi bir araya gelirse ve bir ağ oluşursa Orta Doğu'yla da Kıbrıs'ın bağlantısı ve bunun üzerinden Türkiye'nin ve Avrupa'nın bağlantısının da önü açılabileceği geniş bir ağ kesimi ileriki dönemler içerisinde ortaya çıkabilir. İşin mühendislik tarafına gelecek olursak, işin mühendislik tarafında yapılması gerekenler, denizin içerisinde işte çukurları, tepeleri, dağları vesaireleri ortaya koyacak bir plan yapıp, bu kablonun yatışının, geçişinin ve o alanların hesaplanmalarının yapılması gereken bir süreç var. Sudan daha kolay. Ama günün sonunda baktığımız zaman bu süreci yapmak için sizin niyeti ortaya koymanız esas olandır ve ilk olandır. Ama her şey hesaplansın da ondan sonra yapalım ha. Hepsi beraber getirsin. Hepsinin beraber olabileceği yani bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Yani yüksek teknolojinin bu kadar olduğu bir noktada her türlü hesaplama açısından tamam mı? Yani bunun hem ekonomik yeterliliği ve projelendirilmesi ve buna uygun projelendirir. Önce proje sonra yeter. Hepsi beraber. Çünkü kimse çıkıp biz başkanlık sistemini tartışmaktan çekinirik yıllarca denktaş başkan olacak dedik. Hani da biz bunu tartışmayı. Şimdi kabul edelim ki siyasiler de yanlış seslendiriyor. Türkiye'den su geldiği gibi elektrikle Türkiye'ye kabloyla bağlanalım. Bu çok daha ötesidir. Sudan öte bir projedir bu. Yani, ve bu interconnect'te bir yapı kabul edelim ki bir siyasi kabulde sadece kuzey için değil, adanın bütünü için. Yani kuzeye gelecek böyle bir interconnect'e bağlantıdan, zaten güneyle bağlantı var, güneyin de ihtiyacı olacak. Tabii interconnect'e bağlantı dediğimiz hadise, iki tane kablonun Anakara ile ada
arasında öncelikle döşenmesini içerir. Ve bu döşenme olmadığı sürece ne enerji alımından bahsedilebilir, ne interkonnekte sistemden bahsedilebilir. Peki, Türkiye Avrupa ile interkonnekte bir bağlantısı var. Türkiye'nin bizimle böyle bir interkonnekte bağlantı vermesi, suya benzemiyor bu. Uluslararası enerji sözleşmeleri, Türkiye'nin var olan sözleşmeleriyle bizimle böyle bir bağlantı yapması uluslararası sözleşmeleri açısından bir sıkıntı yaratır mı? Yani şöyle söyleyeyim buna cevap olarak. Yani Türkiye Avrupa Birliği ile gübrik birliği var ya. Olabilecek olan böyle bir sıkıntıyı biz aşarız diyor Türkiye. Ha, güzel. Yani Türkiye'de bunun böyle bir konu dışındaki farklı konularda da bu şekil irade koyduğunu biliyoruz. Yani yeter ki biz aşarız desinler ve diyorlar. Ve o gün de bugündür işte. Buna Avrupa Birliği'nin de karşı çıkmaması gerekiyor. Tamam da yani bizim şöyledir ama şunu düşün. Evet. Yani buradan nedir interkonnekte'deki sıkıntı olabilecek şey? Ürettiğimiz güneş enerjisinin enerji kaynağının Türkiye'ye gitmesidir, değil mi? Yani o bir dışta gelişte bir sıkıntı yok zaten. Onun interkonnekte ile bir alakası yok. Var. Hiçbir alakası yok. Santral üretiminden gelen bir şeyin bu adaya gelmesi interkonnekteyse interkonnekte meselesi gidiş kısmında olur. Gidiş kısmında olan o interkonnekte Türkiye için nedir biliyor musun? Adam ana şalterden ve kendinden elektrik üretmeyip o elektrik ürettiği tesisi bizim güneş enerjisini orada kullansa onun için bile yeterlidir. Fazla bile bir değil. Ama yani bir hacmi yoktur. Onun için bu aşılabilir. Interconnect'in bir özelliği şudur. Yani bu bir siz yol koyuyorsunuz. Çift şeritli bir yol. O yoldan başkaları da geçebilir. Yani siz Avrupa'nın herhangi bir yerinde ucuza enerji bulursanız bu interconnect'e yapı nedeniyle alabileceksiniz. Bunun bu altyapı buna yani eğer bu altyapının sahibi X firmasıdır. Sayın Başbakan diyor bunu daha biz bitirmedik. O firmanın yapacağı altyapıdan yararlanmak isteyen parasını ödeyecek. Yani sadece Türkiye'nin bir santralından almak değil, Türkiye'nin elektrik potansiyelinden yararlanmak, hatta ötesinden yararlanmak işte olabilir. Ben de şunu söylüyorum. Bizim buradaki üreteceğimiz enerji, ki biz neye istiyoruz bunu? Güneş enerji panellerini özellikle evlerimizde serbest bırakabilelim ki sadece bu üretimle ilgili değil o, iletim hatlarının da toparlanması gerekir bu konuda. Ki insanlarımız ucuza elektriğe kavuşabilsin. Bugün itibariyle siz bu gelişen teknolojide evinizde güneş enerji paneli kurmak isteseniz dahi kota dolgunluğu nedeniyle yapamıyorsunuz. Ama şu anda güneş enerji paneli kuran insanlar 250-300 TL'ye aylık bir gider ile elektrik ihtiyaçlarını karşılarken olmayan benim gibi insanlar kış aylarında 3000-4000 TL'ye yakın bir masraf çıkarmak durumunda kalıyor. Onun için bunu aşabilmek adına bu güneş panellerinin kullanılabilmesi esas olmasıdır birinci şey. Çünkü sonuçta çok küçük bir hacimde yaşayan bir ülkeyiz. Baktığımız zaman dünyanın büyük ülkelerine. Ve bu bağlamda da bu olan kablonun bir getirici kablosu olması lazım. Bir de götürücü kablosu olması lazım. Bunu yaptıktan sonra bu söylediğiniz konuların hepsi çözülebilecek olan konulardır. Çünkü hacim çok büyük değildir. Ama günün sonunda riskli bir şey söyleyeceğim. Çevreci düşündüğüm zaman eğer ben çünkü ne diyoruz? Bir yerel enerji kapasitemiz olması lazım olağanüstü duruma karşı. Kesin. Doğru. Ama eğer olağanüstü durum ihtiyaç riski azaldığı oranda ben enerji üretmek demek çevreyle istediğiniz kadar barışık olun bir kirlilik yaratmak demektir. Nasıl enerji abi? Yani burada santrallar bizim mevcut altyapımız yani o fosil yakıttan uzaklaşmamız yeni bir yatırım ister. Yapmak da onlar. Yapmak. Yapmak var. Ama eğer ben enerjiyi işte mesela Akkuyu
riskli olsa bile nükleer bir santral. Yani ben ülkemde risk yaratmadan enerji yani alabilirsem da bir stratejik ayrı bir konu. Akkuyu'nun o ayrı bir konudur. Riskli olup olmadığına karar veren kim yani? Ona, ya o da hayır yani iddia edilir ki en son yüksek teknolojidir. Tamam ya günün sonunda Avrupa'da Türkiye'nin yasal enerji üretim kaynaklarından bir tanesi olacaktır. Ciddi. Ve burada üretilen enerji de o bahsettiğiniz interconnect'te sistemin bir evet. parçası da olacaktır. Peki. Yani esas olan abi günün sonunda öyle veya böyle bu kabloyu buraya döşememiz lazım. Önümüzdeki yıllar içerisinde çocuklarımıza iyi bir gelecek, iyi bir elektriğin konuşulmadığı bir hayat bırakmak istiyorsak bu kablonun yapılması gerekir. Siz şeyi de biliyorsunuz, ben de yaşadım. Lefkoşa'da biz bundan 20 yıl kadar önce evlerimizde banyo yapmaya giderken yarım şişe şampuanla banyoya girmek zorundaydık. Ve mahallede annelerimizin konuştuğu, babalarımızın konuştuğu en önemli konulardan biri de su deposunu ne kadar daha büyütelim ki su ihtiyacımız olmasın. Ve vırak vırak ağladığımız günleri biliyorum bu konuda. Bugün itibariyle bu sorunun ortadan kalkmasının yegane sebebi işte Geçitköy'deki o baraj ve su üretim tesisimizdir. Günün sonunda elektriğin de konuşulmadığı bir dönem arzu ediyoruz. Ha gönül ister ki ileride doğal gazın da adaya gelebileceği bir ortam yaratılsın. Peki, ama tabii o uzun ayrı bir konu. Uzun bir konu. Söylendi. Sizin cevabınızı dinlesin izleyenlerimiz. Niye ihalesiz ve aceleniz ne? Şimdi şöyle 2029 fuel oil için son tarih. O yüzden hem Teknecik'teki durumu toparlayacak bir plan ve program yapmak durumundayız. Hem de özelden alacağımız enerjinin nasıl alınacağı konusunda bir çalışma yapmamız gerekir. Ki geçmiş dönem içerisinde uzatma periyotları oldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi zamanında olan o uzatmada da kötü bir anlaşma yapıldı. O anlaşma kötü anlaşmanın ki onlar iddia ediyorlar ki o günkü şartlarda iyi bir anlaşmaydı. Daha da toparlanabileceği ve içerisinde kablonun da olacağı bir anlaşma yapmak durumundayız. Bugün itibariyle baktığımız zaman mevcut yasaya göre Aksa'yla ilgili olarak 4 yıl daha taahhüt alabilecek durumundayız. Ama 4 yıldan sonra bir taahhüt alamayız. 4 yılın bittiği tarihten 5. yıla girdiğinde adada sıfır elektrikle de kalabilir bir duruma geliriz. O yüzden bu yasada yapılan değişiklikle hükümete 15 yıla kadar, 15 yıl değil ha, 15 yıla kadar iyi bir sözleşme yapabilmenin yetkisi veriliyor esasında. Ve bu şeyler alandaki bu ihale dediğimiz hadise çıkacağınız araç alım ihalesi değildir. Her biri 50 milyon dolarlık yatırım minimum gerektiren çok büyük olan bir projelerdir. Ve böyle bir büyük olan projelerde de temaslar kurulmak suretiyle optimal en iyi şartları oluşturmaktır esas olan. Ve bu yasayla sadece ve sadece hükümete bu bağlamda yetki verilmektedir. Yani bunun dışında farklı bir şey verilmemektedir. Ve böyle büyük yatırımlar esasında günün sonunda baktığımız zaman karşılıklı konuşmalar, araştırmalar ve anlaşmalar ile olan husustur. Ve işte dün de ilgili Kıptek ve sendikanın da Ekonomi Bakanı'yla bir görüşmesi vardı. Onların da istediği ve arzusu yani bu oluşacak olan anlaşmanın
içeriğinin ne olduğunu, tabii bizim de aynı şekilde, önceden bilip ona göre bir yola gireceksek girme durumundadır. Ama hükümetin ve Sayın Başbakan'ın bu konudaki kesin tavrı, oluşacak olan anlaşmada interkonnekteye sistem üzerinden kablo ile elektrik geliş ve gidişini de içerecek bir anlaşma yapmak istiyoruz. Çünkü böyle bir anlaşmanın da kablo maliyetinin 450-500 milyon dolarlara, her ne kadar o söylediğiniz fizibilite denilen ince teknik detaylar yapılmasa da 450-500 milyon dolara yaklaşık olarak bir maliyet getirdiğini biliyoruz. Ki böyle bir maliyeti bizim kendi vergilerimizle zaten birden toplayıp da yapmamız da mümkün değil. Bunun için uzun vadeli bir şeye ihtiyacımız var. Yani ya bir krediye ihtiyacımız var ya da uzun vadeli bir anlaşmaya ihtiyacımız var. İkincisi de bu dönüşüm çerçevesi içerisinde önümüzdeki yıllar içerisinde 2029 sonrasında da destek alacağımız bu enerji üretim yapısı içinde nasıl bir güç oranına ve ne ile bu enerjinin sağlanacağı, yani gaz ile enerjinin sağlanacağı bir planlamaya ihtiyacımız var. Ve böyle bir hadisenin esasında biz geç bile kaldık. Bunu 2-3 yıl öncesinden başlayıp bugüne kadar gelmemiz gerekirdi. Yani acele değil, geç kalınmış bir süreçtir diyebilirim. Tabii biz genellikle turizmde de bunu yaşarız. Herkes 2 sene önceden pazarlar. Biz içine girdiğimiz senede turizm pazarlamaya çalışıyoruz. Evet. Bu işin gerçeğiydi. Şimdi buradan baktığımız zaman bunun galiba biri seslendirdi. Bu yasanın, bu ihale yasasındaki değişikliklerin yargıya gidip anayasaya aykırılığı söz konusu olabilir mi? Hayır. Savcılığın bu konuda görüşü var mı? Var. Kesinlikle yasa şeye uygundur. Anayasaya uygundur. Hiçbir şekilde anayasanın ihlali diye bir şey söz konusu değildir. Zaten kamu ihale yasası 2017 miydi? 2017 idi yanılmıyorsam ya da 16 idi. Hı hı. Geçirdiğimiz bir yasa tasarısıdır. Yeni kamu ihale yasası geçmezden önce de hükümetin bu yetkisi vardı. Ve Ferdi Sabet Soyer Başkanlığında hükümette 2024 yılına kadar olan bu anlaşmayı ihaleyle değil, bu yöntemi kullanarak yaptığı anlaşmayla sağlamıştı. Kaplı bağlantısı açısından. Kaplı bağlantısını demiyorum. Yani bu anlaşma yapılabilme açısından. Bizim yaptığımız yasadaki bir değişikliktir. Zaten bu yasa anayasanın kuralları çerçevesinde oluşturulmuş olan bir yasaydı. Söylüyorum, bir sıkıntı olmaz. Peki. Ama günün sonunda baktığımız zaman çok iyi bir anlaşma yapmak zorundayız. Bu anlaşma daha iyi mi olabilirdi, daha kötü mü olabilirdi? Birden fazla taraf olabilir mi bu görüşmenin? Nasıl birden fazla? Yani ısrarla bu Aksa'ya dönük bir anlaşmadır diyor muhalefet. Hayır, olabilir. Şöyle olabilir. Yani bu piyasayı takip eden insanlar, eğer böyle büyük kapsamda bir yatırım yapabilecek olan bir şirket varsa, ki kolay değildir yani bu iş, onu da söyleyeyim. Onlar temas edip diyebilirler ki ya, yani bizim de böyle 500 milyon dolarlık yapacak yatırımımız ve finansman gücümüz var. Bizim size... Hükümet buna kapalı değil. Hükümet buna kapalı yani değil. Yani bu ihale yasası arıyor. Kişiye arıyor. Özel değil. Arıyor. Keşke öyle bir şey olsa da anlaşmanın şartlarını çok daha verimli hale getirebilsin. Bir milletvekili eksik parlamentoda. Muhalefet dedi ara seçim değil, erken seçim. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri dedi ki biz ara seçim yapacağız bir milletvekili için. Evet. Bu konuda düşünceniz nedir? Yani esasında parlamentonun dengesini ve yapısını değiştirmeyecek bir ara seçim, böyle ekonomik sıkıntılı bir zamanda
yapılması gerekir miydi? Bence gerekmezdi. Ama günün sonunda baktığımız zaman gene eğer bir yapmama olgusu içine girecek olursak, ana muhalefetten her gün seçimden kaçıyorlar, anayasayı deliyorlar, yapılması gereken seçimi yapmıyorlar tartışması. Özellikle ben o elimi vicdanına koysan eder. Elimi vicdanıma koysam, eğer engel olmasa, yani anayasal engel olmasa, bu seçimi yapmamak gerekir kanaatindeyim. Ama sonuçta bu var, o yüzden bu seçim yapılacak. Hayırlısı olsun. Sağ olun. UBP buna isim egzersizi yapmaya başladı mı? UBP her zaman bu konuda çok dinamik bir partidir. Bizim en önemli sıkıntımız böyle teke tek olan seçimlerde birden fazla isteklinin olmasıdır. Sürekli olarak yerel seçimlerde de bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani istekler gelmeye başladı mı? İstekler gelmeye başlamadı ama yani Şubat gelmeye başlayacak. Yerel seçimde de yaşadık. Bazı beldelerde kendi partimizden olan insanlar bağımsız aday olmak suretiyle aday oldular. O bölgelerde kazananlar da var. Kazananlar var. Seçimi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kazanması ortaya çıkan durumlar var. Onun için tabii bu işler bizde biraz... Şey değil, kazanan Diko değil, Anastasia yani Partisi'de. Sonuçta sorun değil. Ama yani bu seçim yapılacak. Başka sorayım mı? Yok, sormayayım. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. UBP'de muhalefet böyle bazen bakıyorum televizyondan yayın edirken. İşte her geldiğimizde merak ederek bu hükümet kabine ne olacak? Yani o kadar istekli mi var? Bu hükümetin içinde gitti gidecek olanlar mı var? Yani şöyle söyleyeyim. Yani bizde Ulusal Birlik Partisi'nde geleneklerimizde ve realitemizde kabineyi oluşturmak başbakanın görevidir. Ve başbakan sevabıyla günahıyla tüm kabinesini üstlenen kişidir. Günün sonunda eğer bir değişim ihtiyacı olacaksa bu bir talebinden olmaz. Sayın Başbakan'ın vereceği kararıyla olur ve Sayın Başbakan'ın takdiriyle olur. Hepimiz de sonuçtan memnun oluruz, olmayız ama buna saygı duyarız. Ama Sayın Merova, yani şunu sormadan da edemem. Yani uzağa gitmeyelim, güneyde bile alsak kabineyi ve bakanların özgeçmişlerine baksak, yaptıkları bakanlıkla özgeçmişlerin bir paralellik taşıdığını görürsünüz. Bizde neredeyse yapmadığı bakanlık kalmayan isimler var. Yani Joker nedir bu belirli isimlerin meziyetleri ki bütün bakanlıkları yapıyorlar? Yani bakanlıkları yapabilmenin yegane yolu başbakanın takdiridir. Kapasite hiç mi önemli değil? Kapasitesi olduğu için başbakan oraya koyar. Yoksa hiçbir başbakan hükümetinin başarısız olması için insan atamaz ya oraya. Günün sonunda eğer o kabine ve hükümet başarısız olacaksa bilirsin bir takımda başarısızlığın faturası teknik direktör. Başbakan dese ki anayasa bana yetki veriyor. Arkadaşlar siz milletvekilliği yapın. Bakanları bürokrat bir kabine oluşturmak istiyorum. UBP grubu bunu nasıl karşılar? Biz buna sıcak bakmayız. Yani bu tartışıldı diye ifade edeyim. Sizi halk milletvekili olarak seçti. Şunu söyleyeyim. Evet, halk milletvekili olarak seçti. Milletvekili olarak sorumluluğu da bana verdi. Yani bizim halkımız şeyi bilmez ya, sen milletvekili seçtim. Öğrenecek ama. Sen öğrenmez. Sen git yasama yap. Halkın benden talebi kendinin ulaşamadığı ve yapamadığı işleri devlet nezdinde halletmek için vekiline güvenir. Vekilini bir nasıl odak olarak? Yani iş takipçisi mi milletvekili? İş takipçisi değil ama bu talebi de vardır şeyin, vatandaşın. Yani bakan olursa işte danışman, danışman olarak. Hayır. Milletvekili olanlar bile günün sonunda bu taleplere maruz kalırlar. Siz vekilsiniz, bu işimiz var, bana bu haksızlık yapıldı, bunu düzeltiniz derler. Ve günün sonunda baktığın zaman bir bürokrat bakan oraya atanırsa seçilmiş biri olmayacaktır. Seçilmiş biri olmaması sebebiyle de bu kaygılara
rahat olan bir peki kimse olacaktır. Günün sonunda da arada dayağı yiyen milletvekilleri olacaktır. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sorularımı samimiyette, aklıma gelen, daha doğrusu notlarımda olan, önde olan sorularımı sordum. Verdiğiniz cevaplar için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlerle sohbeti farklı bir sıcaklıkta gerçekleştiriyorum. Programın başında ne dediysem, tekrardan 2014-2015'te Fincancık hatırlarını ürküttüğüm zaman Eğitim Bakanı olarak korkutucuca koyduğunuz tavra da hiç değişmedik. Bugünden bugüne de hep aynıyız. Bir tokat attık o zaman. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Çok sağ olasın. Evet, programın sonuna geldik. Güzel bir programdı benim için. Eminim sizler için de geçerlidir. Kavgayla bir yere varılmaz. Nefretle bir yere varılmaz. Ezeli ve ebedi düşmanlıkla hiçbir şey hallolmaz. Eğer bir bağımlılığınız olacaksa sevgi bağımlılığınız olsun. Nefret ve düşmanlık bağımlılığına asla izin vermeyin. Bye bye.